önceki seneki muhteşem bir Mandalorian ikinci sezonunun ardından yaklaşık bir yıldır beklediğimiz Boba Fett dizisinin ilk bölümü sonunda çıktı. Boba Fett'in çıkmasıyla birlikte de 2022 Star Wars yılına girmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki 2022'de Kenobi, Andor, Mandalorian 3. sezon ve Bad Batch 2. sezonu bizimle olacak ve Neredeyse her ay biz Star Wars yapımı izleyeceğiz ve bu biz fanlar adına gayet sevindirici bir haber. Umarım hepsi birbirinden güzel olur ve 2022 Star Wars adına güzel bir şekilde kapatırız. Bunları dedikten sonra kısaca hatırlamak amacıyla Boba Fett'in geçmişine değinelim. Star Wars 6'da Sarlak çukuruna düşen Boba Fett Sarlak çukurundan çıkmayı başarmıştı. Bugüne kadar nasıl çıktığı hakkında pek fazla fikrimiz yoktu. Bugünle birlikte de nasıl çıktığını sonunda öğrenmiş olduk. Ona birazdan değineceğim. Daha sonra Boba yaralı bulduğu fenek çantı iyileştirip Tayton'a gelmişti. Orada Boba Fett Dinjarin'den zırhını almıştı. Daha sonra Boba Fett Jabba'nın sarayına gelip bir Fortuna'yı öldürüp Jabba'nın tahtına oturmuştu. Bu andan itibaren Boba Fett eskisi gibi ödül avcısı değil artık suç lideri olmuştu. Ve dizi bu olayların ardından ilk bölümüyle karşımıza çıktı. Bölümümüz gerilim ve hüzün ile açılış yaptı. Boba Bekta tankında yatarken arkada çalan o gerilim müziği sahnenin etkileyiciliğini kat ve kat arttırmış. Müzikler genel olarak dizide çok iyiydi ona birazdan bir daha değineceğim. Boba tankın içindeyken Kamino'yu ve babasının ölümünü görmeye başladı. Yıllar geçmesine rağmen babasının ölümünü unutmadığını bu sahnede bize tekrardan göstermiş oldular. Ve ardından nihayet o sorunun cevabını alacağımız an gelmişti. Boba Fett sallak çukurundan nasıl çıktı? Nasıl çıktığını anlatmadan önce kısaca yaratığı tanıyalım. Bu sallak adındaki yaratık çok yavaş bir sindirim sistemine sahip. Yani içine düşen kişi yıllarca yaratığın mide asiti tarafından sindiriliyor. Yani düşen kişi hemen ölmüyor yıllarca orada ölümünü bekliyor. Boba Fett de yaratığın içinde bir süre durduktan sonra uyandığını gördük. Ardından Boba Fett orada bir Stormtrooper gördü ve onun oksijen ünitesini aldı. Bunun ardından yaratığın içindeyken alev makinesiyle orayı ateşledikten sonra Boba'nın çıktığını görmüş olduk. Boba Fett çıktığında arkada Jabba'nın aracı Ketana'nın kalıntıları da orada duruyordu. Bu o sahnedeki dikkat çekici noktalardan birisiydi. Genişletilmiş evrende, yani Disney'den önceki Star Wars'ta Boba Fett'in kurtulması biraz daha farklıydı. Genişletilmiş evrende Boba Fett sallak canavarın içindeyken orada biriyle iletişime geçiyordu. Bunun sayesinde sırtındaki jetpack patlatılıyordu. Patlamanın etkisiyle Boba Fett'in çıkması için gerekli ortam hazırlandıktan sonra Boba canavara bombalar atarak oradan kurtulmuştu. Ardından Clone Wars ve Star Wars 5'ten tanıdığımız Dengar Boba Fett'i bularak ona yardım etmişti. Dizide ise Dengar yerine Tusken Raider'ların Boba Fett'i bulduğunu ve onu esir aldığını gördük. Keşke Tusken Raider'lar yerine Dengar'ı görseydik bence çok daha etkileyici olurdu. Boba Fett yerde yatarken Tatooine'in küçük belaları Javaların onun zırhını aldığını gördük. Bu zırhı bir şekilde ileride Mandalorian'dan tanıdığımız Cobb Vant alacak. Ardından zırh önce Mando'ya daha sonra da Boba'ya geçecek. Bunu Mandalorian 2. sezonunda göstermişlerdi. Ardından Tusken Raider'lar Boba'yı esir aldı. Boba Fett'i sürükleyerek bir Tusken Raider köyüne götürdüler. Bu götürdükleri sahnedeki müzik Cidden çok iyiydi. Benim çok hoşuma gitti. Boba köye vardıktan sonra sürüngen yardımıyla kurtulduğunu gördük. Ardından Boba'nın yanındaki Rodian oradaki Tusken Raider'ları çağırdı ve Boba'yı kovalamaya başladılar. Kısa bir kovalamacanın ardından bir Tusken Raider ile Boba dövüşmeye başladı. Bu Tusken Raider defalarca Boba'yı yendi. Dövüş konusunda bayağı yetenekliydi. Ardından Boba Fett rüyalarından uyandı. Tahta yeni çıkan Boba'ya saygılarını göstermek isteyen kişileri gördük. Ardından Mok shines adında bir kişi belediye başkanının adına geldiğini gördük. Gelen kişi Boba'nın belediye başkanına ödeme yapmasını belirtiyor. Boba Fett de ben suç lorduyum onun ödemesi lazım diyerek reddediyor. Bu arada belediye başkanı fragmanlarda da gördüğümüz bu kişi şu an ekranda da gördüğünüz üzere ve Boba Fett elinde rehine ile belediye başkanının karşısına çıkıyor. Bu rehine de dizinin son kısmında Boba Fett ve Fenek Şant'a saldıran Ninja'ya benzer ekibin üyesi yani Boba'ya bu suikasti düzenleyen belediye başkanı. Boba ödeme yapmadığı için onu tehdit amaçlı bu saldırıyı düzenliyor. Ardından iki Gamorian Boba'nın karşısına çıkıyor. Boba'ya öldürmelerini söyleseler de Boba reddediyor. Ardından Mos Espa'ya gelen Boba orada yürürken saygıyla yöneteceğini belirtiyor. Bu kadar suç olan yerde saygıyla yönetme fikri tabii ki de büyük bir risk. Ardından Boba Gil az önce bahsettiğim gibi başkanın adamları tarafından saldırıya uğruyor. Bu sahnede Gamorreanları çok beğendim. Boba Fett yardıma ihtiyacı olduğunda koşarak geldiler ve yeni efendilerine çok güzel yardım ettiler. Kime hizmet ederlerse etsinler sürekli sadık olan bu ırk takdiri sonuna kadar hak ediyor. Uzun bir düello ve kovalamacanın ardından Fenekşan bu saldırı ekibinden birini rehin almayı başarıyor. Daha sonra Gamoriyanlar Boba'yı tekrar tanka koyuyorlar ve Boba yine rüyalara maruz kalıyor. Boba bir Tusken Raider tarafından esir tutuluyordu. Ardından bir eve baktılar ve orada birkaç kişinin su çaldığını gördük. Obi-Wan 3. filmden sonra ne yaptı? adlı videomda Jabba'nın adamlarının Su vergisi adında Tatooine'de birçok kişiden su çaldığını söylemiştim. Bu kişiler Jabba öldükten sonra görevlerini devam ettiriyor olabilirler. Ardından Rodian ve Boba su ararken bir yaratık ile karşılaştılar. Boba tıpkı Leia'nın Jabba'yı öldürmesi gibi canavarı boğarak öldürdü. Ardından yaratığın kafasıyla köye döndüler ve bölüm burada bitti. İlk bölüm bence gayet güzeldi. Aksiyon sahneleri, müzikler gayet iyiydi. Benim çok hoşuma gitti. Boba'nın geçmişine dair bilgiler öğrendik ve çok merak edilen sallaktan nasıl kurtuldu sorusunun cevabını öğrenmiş olduk. İlerleyen bölümlerde bakalım hangi karakterler karşımıza çıkacak. Onu merakla bekliyorum. Sizin bu bölümle ilgili görüşleriniz neler? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ekranda da gördüğünüz üzere videolarımı izleyip kanalıma abone olmayan çok fazla insan var. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.